Merhaba ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimizde sizlere verilmeyen toplanan konusunu anlatmaya çalışacağım. Derse geçmeden önce toplama işlemindeki terimlerin elemanların isimlerini hatırlayalım. Bakın burada bir toplama işlemi görüyoruz. 27 ile 42 toplanmış ve sonuç 69 çıkmış. 27'nin adı nedir? Toplanan sayı diyoruz biz buna. 42 de toplanan sayı. Bulduğumuz sonuç ise buna toplam diyoruz. Bir de yan yana toplama işlemi var. Bakın 15 ile 43 toplanmış ve 58 çıkmış. 15 toplanan sayı, 43 toplanan sayı, 58 ise toplam oluyor. Şimdi verilmeyen toplananla ilgili bir örneğimiz var. Bir problem yapalım. Daha sonra alıştırmalara geçeceğiz. Problemimiz şöyle. Ayşe'nin 24 TL parası vardı. Babası da bir miktar daha para verince 60 TL parası oldu acaba babası Ayşe'ye kaç lira vermiştir? İlk önce söylenenleri bir yazalım isterseniz. Ayşe'nin 24 TL parası varmış. Babası da bir miktar daha para vermiş. Şimdi babasının verdiği parayı bilmiyoruz. Buraya boş bir kutu yapıyorum. Ve Ayşe'nin parası çoğalmış, toplanmış ve 60 TL parası olmuş. Bakın burada toplanan sayılardan birisini bilmiyoruz. Ayşe'nin parasını biliyoruz, babasının verdiğini bilmiyoruz. Ve sonuçta Ayşe'de kaç TL olduğunu da biliyoruz. 60 TL parası olmuş. Peki biz bunu nasıl bulacağız? Sevgili öğrenciler toplama işleminde eğer buradaki sayı yoksa, bilmiyorsak ya da üstteki sayı kaybolmuşsa ne yapacağız? En alttaki büyük sayıdan yani toplam dediğimiz şu sayıdan küçük sayıyı üstteki toplananını çıkaracağız. Ve böylece buradaki sayıyı bulmuş olacağız. Yani çok konuşmadan hemen uygulayalım. Buradaki 60'tan şöyle 60'ı göstereyim sizlere. 24'ü çıkaracağız. Hemen çıkarıyorum. Bakalım babası kaç TL vermiş. 0'dan 4 çıkmaz çünkü 0 az. O zaman komşudan bir onluk alıp 0'ın önüne koyacağız. Burası oldu 10. Komşuda da 5 kaldı. Şimdi şunları çizelim. 10'dan 4 çıktı. 9 8 7 6 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 4 3 2 4 3 kaldı. Şaşırdım. Evet. 36 oldu. Demek ki babası Ayşe'ye 36 TL vermiş. İsterseniz onu yerine gönderelim. Babasının verdiği para 36 TL'ymiş. Bakın, verilmeyen toplananı bulmuş olduk. Ne yaptık? Çıkarma işlemi yaptık. Demek ki Toplama işleminde sayılardan birisi kaybolduysa, şu üsttekilerden birisi kaybolduysa, büyük sayıdan diğer küçük sayıyı çıkaracağız. Böylece diğer verilmeyen toplanını bulmuş olacağız. Hemen devam edelim dersimize. Küçük bir hikaye var. Karalanan toplananlar diyor. Bakalım okuyalım. Yusuf matematik ödevini yapmış. Masanın üstünde bırakıp televizyon izlemeye dalmıştı. İşte o ara küçük kardeşi Zeynep boş durmamış ödev kağıdını karalamıştı. Ah bu küçük kardeşi geçen de ödevine su dökmüştü. Oysa ki Yusuf daha annesine ödevini kontrol ettirecekti. Yusuf'un ödev kağıdındaki toplama işlemlerindeki karalamalar yüzünden annesi ve Yusuf zor durumda kaldılar. Haydi Yusuf'a ve annesine toplama işlemlerinin kontrolünde yardım edelim. Karalanan toplananları bulmalarında onlara yardım edelim. Bakın işte Yusuf'un ödevi. 25 ile bir sayı toplama yapılmış, 39 olmuş ve buradaki sayının üstü karalanmış. Şimdi acaba burada kaç vardı? Biz onu bulacağız. Ne yapıyorduk sevgili öğrenciler? Bu büyük sayıdan, toplam dediğimiz bu büyük sayıdan üsttekini çıkarıyorduk. Tersini yapıyoruz toplamanın ve burasını bulacağız. 39'dan 25'i çıkaralım. 9'dan 5'i çıkarabilirim. 9'dan 5 tane geri geri saydığım zaman 8 7 6 5 4 oluyor. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Demek ki karalanan sayının altında 14 varmış ve şimdi oldu. Bunu bulduk. Diğerine bakalım. 25 karalanmış ve 43. Ne yapıyoruz? 43'ten 25'i çıkarıyoruz ve verilmeyen sayıyı buluyoruz. Şöyle 43'ü yukarı yazıyorum çıkarıyoruz. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan yardım istedik. Burası oldu 13. Burada kaldı 3. 13'ten 5 çıktı 8. 3'ten 2 çıktı 1. Demek ki burada bu karalanan yerde 18 varmış. Onu da yerine koyup bulmuş olduk. Bakın burada da üstteki tarafı karalamış küçük kardeşi. Bunu da bulu bul bul bulmak için Yine çıkarma yapacağız. Ne yapıyoruz? 80'den 15'i çıkarıyoruz. Hemen çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Buraya verdik. Burası oldu 10. Burada kaldı 7. Şunları çizelim kafamız karışmasın. 10'dan 5 çıktı 5. 7'den 1 çıktı 6. İşte karaladığı sayı 65'miş. Şuraya altına yazabiliriz. Ve geçelim son 3 alıştırmamıza. 46'dan 46 ile bir sayı toplanmış ve 51 olmuş. Acaba burada kaç vardı? Ne yapıyoruz? Çıkarma yapıyoruz. 51'den 46'yı çıkarıyoruz. Evet. 1'den 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 11 oldu. Burada kaldı 4. 11'den 6 çıktı. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0. Demek ki burada 5 varmış sadece. Buradaki sıfırı yazmasak da olur. İsterseniz yazalım. Bu şekilde. 38 ve yine bir sayı karalanmış. 72 olmuş. Ne yapıyoruz? Yine çıkarma yapıyoruz. 72'den 38'i çıkaralım. 2'den 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık oldu. 12. Burada kaldı. 6. 12'den 8 çıktı. 4. Artık hızlı hızlı gidiyorum. 6'dan 3 çıktı. 3. Cevap 34 oldu. Demek ki burada 34 varmış. Son alıştırmamız bu kez üstteki sayıyı karalamış küçük kardeş. 71'den 23'ü çıkarıyoruz yine. Evet, 1'den 3 çıkmaz. Komşudan aldık. 11 burada kaldı. 6. 11'den 3 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4. Demek ki burada 48 varmış. Ve bu son alıştırmamızdı sevgili öğrenciler. Demek ki toplama işlemi yapıldığında bir sayıyı göremiyorsak, karalanmışsa ya da boşsa o sayıyı bulmak için büyük sayıdan alttaki büyük sayıdan yukarıdaki küçük sayı çıkarma yapıyoruz. Aynı burada da olduğu gibi fark etmez. Bu ikisinden hangisi kaybolursa kaybolsun çıkarma yaparak diğer sayıyı buluyoruz. Sizlere her zaman olduğu gibi derslerinizde başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.